kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddet görüyor. 2019 yılının ilk 8 ayında en az 273 kadın öldürüldü. Bu rakamların yanında bir araştırma sonuçlarını da paylaşacağız sizlerle. Toplumun şiddet eğilimini ölçen bir araştırma yapıldı ve Türkiye'nin %67'si şiddete eğilimli çıktı. Ayrıntılar haberimizde. 81 yılda yaklaşık 24500 kişiyle görüşüldü. Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı. Araştırmaya göre toplumun %67'si şiddete eğilimli. Erkeklerde %27 gibi bir yüksek risk grubu, kadınlarda %24 gibi bir yüksek risk grubu. Ancak düşük riskli yani orta düzeyde riskli olanları da işin içine dahil ettiğimiz zaman toplumun %67 gibi bir kısmında şiddet eğiliminin var olduğunu söyleyebiliriz. Üsküdar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre şiddet eğiliminin en yüksek olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu. İzmir, Sinop, Kastamonu ve Çankırı illeri ise şiddet eğiliminin en az olduğu şehirler. Genç yaş Eğitim düzeyinin biraz düşük olması, ortaokul düzeyinde bir eğitim düzeyi, e, sigara, alkol, madde kullanımı, özellikle çoklu madde kullanımının olması ve duyguları tanımakta zorluk ifadesi, duygularını karşı tarafa anlatmakta zorluk ifadesi. Bu faktörler bir araya geldiği zaman kişinin şiddet eğilimi olma ihtimali kat ve kat artıyor. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda şiddet mağdurları ve şiddeti uygulayanlarla ilgili veri tabanı oluşturulacak ve tedavi uygulanacak. Ancak şiddeti önlemek için yapılması gerekenler çok küçük yaşta başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na çok büyük rol düşüyor. Standartlaşmış bir biçimde Kız ve erkek çocukların birbirinden farklı olmadığını, kızlar bu tarafa, erkekler bu tarafa denmediği bir e, toplum yaratmak gerekiyor. Cinsiyet farkını ortadan kaldıracak yeni bir kültür oluşturmak lazım. 2019 yılının ilk 8 ayında 273 kadın öldürüldü. Her 3 kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddet görüyor. Ana